Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah. Şimdi geçen programda da bahsetmiştik Türkiye'deki cemaat yapılarının sosyolojik geçmişi. Cumhuriyetin bir kısım dayatmacı uygulamaları, İslam'ı baskı altına alan, Müslümanları baskı altına almaya yönelik politikaları dolayısıyla refleksif olarak gelişmiş şeyler olduğunu daha sonraki yıllarda da bu yapıların devam ettirildiğini ve bugüne kadar böyle gelindiğini söylemiştik. Dolayısıyla yani e, İslam'ın kaynaklarımızın onayladığı tasdik ettiği tasvip ettiği bir cemaat yapısı nasıl olmalıdır Özetle şunları söyleyebiliriz. Evet her cemaat teşkil etmiş her yapının başında bir imam olmalıdır. Evet. İmam derken cemaatin lideri, taşıyıcı unsuru, sorumluluğunu taşıyan kişiyi kastediyoruz. Yani çok başlılık olmaz. Yani imam bir imam olmalıdır. Yani kendisine itaat edilen, ittiba edilen, iktida edilen bir lider olmalıdır. Ama bu lider la yusel ve la yuhti olmamalıdır. Böyle algılanmamalıdır. Geçen programda da söylemiştik, peygamberler dışında İsmet sıfatına sahip kimse yoktur. Ee, i̇smet sıfatı da esasen hatasızlık, hata yapmazlık değildir. Bunu ifade etmez. Günahlarının bağışlanmış olması demektir. Ve hatada devam etmesinin mümkün olmaması demektir. Peygamber hata yaparsa vahiy onu hemen düzeltir. Yani potansiyel hataya müdahale ediliyor. Yani bir evet, şekilde evet. müdahale edil edilebilir evet. durumda yani... Kontrol altında diyebilir miyiz hocam? Evet, diyeceğim. denetim, yani... vahyin denetimi altında yani. Evet. Ee, onlar dışında hiç kimse bu imkana sahip değildir, bu özelliğe sahip değildir. Sahabe-i Kiram başta olmak üzere bütün nesiller, bütün insanlar, peygamberler dışındaki herkes hataya maruzdur, hata yapabilir. Potansiyel olarak böyle bir şeyi önceden kabul ve ona göre hareket etmemiz lazım. Peki cemaatin başında bir kişi bulunacak. Ee, o kişi hata yaparsa ne olacak? O kişinin yaptığı bir işin hata olup olmadığını nasıl tespit edeceğiz? Buna kim karar verecek? Ee, yapısal arızadan bahsetmiştik geçen hafta. İşte yapısal boşluk burada ortaya çıkıyor. Neden? Cemaati oluşturan kişi bir karizmatik lider oluyor. Onun karizmasına, onun etrafında kümelenmiş bulunan insanlar karizmasına itiraz etmiyorlar belki o karizma onları çekip oraya birleştiriyor, kümelendiriyor. Evet. Dolayısıyla o karizma kendiliğinden mutlak bir otorite olarak kabul ediliyor ve öyle devam ediyor. E, i̇şin aslı ne olmalıdır? Bir kişinin karizması olabilir. Cemaat yapılarında, sosyolojik yapılarda karizmalar çekicidir, cazibesi vardır insanları etrafına toplar. Tabii bir şeydir bu. Burada yapılması gereken o çekim merkezinin etrafında onu denetleyecek bir istişari mekanizmanın bulunmasıdır. Bu en geniş ölçekte ümmet ölçeğinde kitaplarımızda ehli hal vel akt olarak ifade edilir. Bir halife vardır ümmetin başında. O halife mutlak otorite değildir. Onu oraya çıkaran ve indiren bu yetkiye sahip olan bir ehli hal vel akt vardır. Elbet yani Muhammed'i de bir cemaat gibi algılıyoruz. Elbette tabii, ümmet, tabii en büyük cemaatin en büyük alimi Muhammed'in başında bir imamı, halifesi elbette. var evet hocam. Evet, en geniş ölçekte cemaat odur ve onun formatı bellidir. Başta bir halife vardır, bir lider vardır. Onda aranması gereken, daha doğrusu bulunması gereken özellikler vardır. Bunlar olur olmaz, eftal meftul meselesi oraya girmeyelim. Ama o mutlak otorite değildir. Hazreti Ebubekir de değildir, Hazreti Ömer de değildir, diğer hulefa da değildir, Osmanlı uleması da değildir. Onların etrafında onları denetleyen, onları şer'i şerife göre denetleyen, yeri geldiğinde itiraz eden, yeri geldiğinde emri maruf nehi münker yapan bir ulema heyeti bulunmalıdır. Buradaki demek ki hocam anahtar kelime şer'i şerife göre. Evet. Yani bizim kayıtlı olacağımız, kaydın hesap vereceğimiz nokta Şerif Şerif'in Şerif'tir. kayıtları yani evet. onun bizi bağlayıcı olan taraf. evet Şerif Şerif yani evet hocam. Bunu da hani kime göre Şerif Şerif gibi bir sübjektiviteye kurban etmemek için diyoruz ki bunu anlayan ve uygulayan bir heyet bulunmalıdır. Bir istişari heyet, bir şura heyeti bulunmalıdır. Ve o lider de o şura heyetine tabi olmalıdır. Evet. O şura heyeti Dini bilen, akideyi bilen, geçmiş tecrübeyi bilen, bugünü bilen insanlardan oluşmalıdır ve o insanlar o lideri denetlemelidir, ona ufuk açmalıdır, ona istişari mahiyetli bilgiler vermelidir, onu tahkim etmelidir. Ama aynı zamanda yanlış bir karar verdiğinde de e, sorumluluğu gereği onu ikaz etmelidir, o karardan döndürmelidir. E, şimdi cemaat yapılarında genellikle ülkemizde bu olmuyor. Neden olmuyor? Evvela az önce söz ettik, liderin karizması var. O lider, o karizma ile o cemaati oluşturmuştur. Büyük ölçüde böyle oluşmuştur. Dolayısıyla bir itaat ve ittibadan ibaret bir e, yapı oluşmuş. Liderle aşağıdaki tabakalar arasında. Evet. Bunu lider de istemez çoğu zaman. Yani... Niye istemez? Çünkü Lays Eldir. Kararları mutlak olarak o verir. Yetkiyi kimseyle paylaşmak istemez. Nasıl istiyorsa öyle yapmak ister. İnsandır çünkü. Evet. Ee, bir süre sonra bir noktadan sonra küresel dünyada bu lideri birileri alır, manipüle eder. Bir tarafa doğru kullanmaya başlar. O liderin karizmatik kişiliği peşinden sürüklemekte olduğu cemaati de o yola angaje eder, götürür. Ve bu hala hizmet adına, İslam adına e, yapıla gelen bir şey olarak algılanır. 15 Temmuz'da bunu çok net gördük FETÖ yapısında. Bu türlü arızalara meydan vermemenin tek yolu budur. Her cemaat yapısı başta lider olmak üzere her cemaat yapısı kendisini, politikalarını, cemaatini, kararlarını denetleyecek şer-i şerif ölçülerinde karar verecek bir mekanizmayı kurmak zorundadır. Kendisi kurmalıdır yani. Evet. E, Bizde buna dediğim gibi niye itaat edilmiyor? O mutlak otoriteyi kimse elinden bırakmak istemiyor. Genellikle tabi istisnalarını hep parantezi alarak söylüyoruz. Bu söylediğimizin istisnaları vardır. şu halde lider merkezli kişi merkezli olmaktan çıkartıp bu yapıları müesseseleşmiş ilkelerini kurmuş müessese merkezli ilke merkezli giden yapılara dönüştürmek lazım. Şu halde her cemaat mutlak surette gerektiğinde liderin kararlarını dahi şer-i şerif ölçülerine vurabilecek kıvamda, cesarette, takvada, sorumluluk duygusunda ulema heyeti yetiştirmelidir. Evet. Bunun tek yolu budur Hidayet Bey. Yani şer-i şerifi bilen. Şer-i şerifi bilen, evet. geçmiş ümmetin geçmiş asırlardaki tecrübelerini bilen, bugünün dünyasını bilen bir heyet, bir kadro yetiştirmek zorundadır. ...bu her liderin, her cemaat yapısının boynunun borcudur. Bu şu demek değildir. Cemaat yapıları birbirinden farklı hareket etmeyebilir. Çünkü şer'i şerifin ne olduğu, kar kararı, hükmü bellidir. Bu, bu demek değil. Her cemaat yapısının kendine göre bir hizmet kulvarı olur. O kulvarda devam eder, gider. Bu hizmet çeşitliliğiyle mani bir şey değildir. Ama temelde gördüğümüz arıza, Türkiye'yi bugünlere taşıyan arıza... Bu söylediğimiz noktadan çıkıyor. Şu ana dek gene istisnalarını dışarıda tutarak söyleyelim. Ülkemizdeki cemaat yapılarında bu dediğimiz şeyi kurmaya dönük bir irade göremiyoruz. Bu biraz da tecrübe işidir. Yani bu söylediğim şey işte dini şerifi bilen, ümmetin geçmiş tecrübesini bilen, bugünün dünyasını bilen insan yetiştirme işi bugünden yarına olabilecek bir şey değil. Evet. Ya bu çok orta ve uzun vadeli planlamalar isteyen bir şeydir. Bir kere bir medrese formasyonu görmüş olacak bu insanlar. Artı e, modern eğitim sistemini tanıyor olacak. Modern dünyayı tanıyor olacak bu dünyanın dili. İşediğimiz dünyayı, evet tabii, Bu dünyanın dilini, sistemlerini, argümanlarını biliyor olacak ve buna göre de karar verme ve emri maruf yapma dirayetine sahip olacak. Evet. E, ...mutlak anlamda bir itaat olgusu e, ile yetişmiş insanlar arasında... ...bu ruh kıvamındaki bir yapıyı tutturmak çok kolay değil. Evet. E, dikkat edin cemaat yapılarından bahsediyoruz. Burada kastettiğimiz şey tarikat tasavvuf uygulamaları, tecrübeleri değil. Cemaat yapılar. Çünkü tarikatın ülkeleri belli, pratiği belli... E, ...nasıl yürüyeceği belli... Yani cemaat yapılarına da ihtiyaç var ama hiç şüphesiz. kontrol edilebilir bir cemaat yapısı içinde evet. olmak. Evet. Selefi Salih'in şer-i şerifi bir kere çok iyi bilen insanlar. Evet. Yani sıradan insanlar değil, o e, şer-i şerifi, Kur'an'ı, sünneti öğreten mekanizmalardan yetişmiş insanlar. E, yani kendi kendini yetiştirmiş insanlar değil onlar. Hmm. O müesses yapı içinde yetişmiş insanlar. Bir de bunun üzerine onların zühdünü, takvasını, istignasını eklediğimizde şöyle bir yapı çıkıyor ortaya. Günümüzde hatta günümüz cemaat yapıları için kurucuları, kurucu unsurları bakımından da bunu söyleyebiliriz. Onlar bir cemaat kurmak için yapmamış bunu. Evet. Yani işte geçen program adını andığımız için bir sakınca görmüyorum. Evet. Süleyman Efendi rah Rahimallah. Süleyman İlmi Tunağan Hoca Efendi. O bir cemaatim olsun diye bu hizmeti yapmamış. Kur'an unutulacak. Nesiller Kur'ansız, Kur'an'ın nurundan mahrum yetişecek. Buna nasıl engel olabilirim? Kendi çabam, kendi gücüm, kudretim ölçüsünde diye düşünmüş ve bir tarzı hareket tespit etmiş. Orada yürümüş, gitmiş. Bir cemaatim olsun diye yapmamış bunu. Kur'an'a hizmet olsun diye yapmış. Yani Kur'an okunmasına hizmet merkezli Evet, kuran o İslami yaşama biçimi. Evet, evet, evet. Yani, evet. Arkasından gidenler bunun bu hizmetini almışlar. O formata aynen devam ettirmiş, gitmişler. Bir cemaat olmuş yani. Ama Hasan-ı Basri ve diğer selef e, zahitleri, abitleri bir cemaatim olsun diye çıkmamışlar ortaya. Belki burada şunu söyleyebiliriz. İlmi müesseselerde, bilhassa hmm. ilmi müesseselerde bu denetime açık yapı, kendini denetleten hatta kendini denetleten yapı çok net görünüyor. Mesela çok malum meşhur bir hadisedir. Ee, bir gün bir mecliste birisi İmam Ebu Hanife Hazretlerinin bir meselede hata ettiğini söylüyor. Evet hocam. Oradan başka birisi diyor ki Ebu Hanife nasıl hata eder? Onun yanında e, ibadeti ve zühdüyle Davud-u Tai gibi insanlar var. Hadis ve eser rivayet kültürüyle Muhammed bin Hasan gibileri var kıyasta vesaire de Ebu Yusuf var, Züher, Züfer var. Ve şu konuda, şu bu konuda bu insanlar varken ki İmam Ebu Hanife'nin ilim meclisinde 40 tane yetişmiş müştehit vardı. Evet, diyor ki bu insanlar Ebu Hanife'nin çevresindeyken Ebu Hanife'ye hata yaptırırlar mı? Bu çok kolay bir şey değil. Ebu Hanife şu konuda hata yaptı demek. Hata yapması yaptığını ispat etmek çok kolay değil. Bu insanlar izin vermez onun hata yapmasına diyor. Ha, bu gene mutlak böyle midir? Elbette İmam Ebu Hanife de insandır ve hata yapmıştır. o Ondan sonra gelen ulema... E, ...onun hatalı buldukları görüşlerinde... ...başta talebeleri olmak üzere... ...ona muhalefet etmişler. Evet. Bunlar fıkıh tarihinde, usulde, da bilinen şeyler. Dolayısıyla o kendini denetime açma... ...refleksi ve sorumluluğu çok mühimdir. Onu mutlaka e, göz önünde tutmak lazım. Bunu... ...kendi fıkıh mektebini, mezhebini kurmuş her yapıda görmek mümkündür. Yani dışarıya açık bir... E... Denetime açık, dışarıya açık. Tenkide açık. Tenkide açık. Hatta kendisi çoğu zaman bilmediği konularda bilmediğini söylemekten... ...imtina etmiyor, geri durmuyor. Heh. İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin daha evvel de zannediyorum bahsetmiştik... ...hükme bağladığı meseleler altmış binden milyonlara kadar çıkarılmış farklı itibarlara, sayımlara göre. Bu kadar çok meseleyi hükme bağlamış bir insan olarak İmam Ebu Hanife'nin bile ben bu meselede tevakkuf ediyorum, bu meselenin hükmünü bilmiyorum dediği meseleler var. Bilmiyorum diyor. Şimdi cemaat yapılarına bakıyorsunuz Hidayet Bey. Gene istisnalarını paranteze evet. alarak söylüyor. Bu insanların bilmediği şey yok. Her şeyi biliyorlar. Ben yani hem dünyevi konularda da Her şeyi biliyorlar. Nasıl yapıyorlar da, bilmiyorum. Hiç hata yapmıyorlar. Hiç cahil oldukları bir mesele yok. Her şeyi biliyorlar. Her kararları doğru, her sözleri hikmet böyle algılanıyor. Yani düşünün. İmam Malik'e birisi geliyor uzak bir beldeden Medine'ye geliyor. İmam Malik'e soru soracak. Fıkhi meselesi var. Daha doğrusu geldiği memlekette hemşerileri bu sorularla karşılaşmışlar, çözememişler. Bu adamın yol azığını, harçlığını vermiş, onu kendileri adına Medine'ye göndermişler. Git bizim adımıza Hicret Yurdu İmamı Malik'e bu meseleleri sor. Aldığın cevapları bize getir, ona göre amel edelim diye görevlendirmişler. Yani. Adamı görevlendirmiş. Çok parasını vermişler. Evet, evet. Evet. Evet Ümmetteki hassasiyete bakın. Evet. Hmm. Gelmiş adam Medine'ye sormuş, soruşturmuş. İmam Malik'in meclisini bulmuş, gitmiş, oturmuş ders halkası var. Dersten sonra yanına yaklaşmış İmam Malik'in. Demiş ki ey imam kendini tanıtmış selam vermiş. Ey imam demiş ben falan yerden geliyorum. Hemşerilerimin size selamı var. Sorularımız var size. Evet. İmam Malik demiş ki bu gece dinlen yarın gel. O gece dinlenmiş adam ertesi gün gitmiş. Tekrar buluşmuşlar sor demiş. Yanlış hatırlamıyorsam 20 küsür soru sormuş adam. Bunların sadece dört veya beş tanesine cevap vermiş. Öbürlerine kimine la havle ve la kuvvete illa billah demiş. Kimine inna lillah ve inna ileyhi raciun demiş cevap olarak. Adam demiş ki ne yaptın ey imam? Ben sana bu kadar soru sordum dört beşine cevap verdin öbürlerine havkale çektin. Bu nasıl olacak? Be? Niye? nedir ben döndüğümde ne diyeyim hemşerilerime? Çok basit de ki Malik bu meselelerin altından kalkamadı. Aynen böyle söyledi. Malik bu meseleleri beceremedi, çözemedi, altından kalkamadı de. Ne kadar evet. zor ama güzel Şimdi düşün, düşün. Hicret yurdu imamı, Maliki mezhebinin imamı. Dünya çapında. Medine'de e, tavattun etmiş, yerleşmiş fakih sahabilerin ilminin varisi İmam Malik bin Enes. Adama diyor ki, de ki Malik bu işin altından kalkamadı. Evet. E, yani insan düşünen bir varlık, araştıran bir varlık... Ee, Cenab-ı Hak insana böyle bir fıtrat vermiş. İnsan düşünüyor, sorguluyor, merak ediyor, araştırıyor. Aslında bizatihi bunda bir sakınca yok. Sakınca insanın üstüne vazife olmayan şeylere e, dalması. Sakınca burada. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu İslam'ın ana temel kaidelerinden birisidir diye ifade edilen bir hadiste... ''Min husni islamil mer'i terkuhu ma la yanihi'' buyurmuş. Evet, Kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Kendisini ilgilendirmeyen ya da bu ''ma la yanihi'' kısmına şöyle anlam da verilebilir. Altından kalkamayacağı işlere girmesi. Kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Kendisini ilgilendirmeyen ya da altından kalkamayacağı işleri terk etmesi. Bunlara girmemesi. Müslümanlığın güzelliğindendir. Maide suresinde de Cenab-ı Hak ya eyühellezine amenu la teselu an eşya in tubdalekum tesukum. Ee, ey iman edenler açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Bunları sormayı bırakın buyuruyor Cenab-ı Hak. İşte bu da bu, bu ayetteki vurgu da Allah'a alem böyle. Yani sizin vazifeniz değil, bilmekle mükellef değilsiniz. ...sorumlu değilsiniz... ...böyle olduğu halde bir kısım şeyleri sorup duruyorsunuz... ...açıklandığı zaman hoşunuza gitmez. Biz Hanefiyiz mezhep olarak. Evet. Hanefi mezhebinin... E, ...ders takrir usulü... ...İmam Ebu Hanife Hazretleri'nde... ...onun kurduğu sistemde, akademide... ...farazi meselelerin tartışılması üzerine kurulu. Evet. Yani ortada bir problem var... ...bir mesele var, onu çözüyorlar... ...sonra o mesele... Öyle olmasaydı da başka türlü olsaydı cevabı nasıl olurdu diye teorik olarak, farazi olarak bir evet. sorun atıyorlar ortaya ve onu tartışıyorlar. Buna farazi fıkıh diyoruz. Evet. Yahut da bu tür tefakkuh faaliyeti yapanlara tarihte era eytiyyun demişler. Hmm. Yani şöyle olsaydı nasıl olurdu, görüşün nedir diyenler. Evet. Era eytiyyun, evet. Eyti görüşün nedirciler yani şöyle olsaydı nasıl olurdu böyle olsaydı nasıl olurdu diyenler. Dolayısıyla ilmi müzakere, ilmi tedris, ilmi talim ortamlarında bunun hiçbir sakıncası yok. Hatta kişiyi geliştiren bir özelliği var. Bu sebeple Hanefi fıkhının diğer fıkhlara bir rüçhaniyeti var, bir üstünlüğü var. Olmamış meseleleri hükme bağladıkları için o meseleler daha sonra ortaya çıktığında hazır sistemde hazır cevapları bulabiliyoruz. Çok mühim bir şey. Ama bu dediğiniz gibi ilim adamlarının yapması gereken bir şey. Halk tabakası, öğrenme seviyesinde olan insanlar ne yapacaklar? Sadece kendilerini ilgilendiren, hafızalarının kapasitelerinin alabileceği kadar bulundukları basamak aşama neyse onunla sınırlı bilgiler öğrenecekler. Yani faydalı ilim mi diyoruz? Ha, onu hazmedebilecek yani. Aldığı zaman o bilgiyi hazmedebilecek. ...hazmedemeyeceği bir... ...lokmayı mideye atarsanız... ...mide fesadı olur, evet. hasta olursunuz. Bu bilgide de böyledir. Bir ara... ...bir yazımda ben buna... ...entelektüel obezite demiştim. Evet, entelektüel obezite. obezite. Yani insanlar zihnen... E, ...dirayet olarak... ...kavrayamayacakları bilgilerin peşine düşüyorlar. E, burada yalan yanlış her türlü bilgi de mevcut ortalıkta... Bu bilgileri aldıkça belki malumat torbaları şişiyor, kabarıyor. Ama bu onlara zarar veriyor. Kendi meselelerine yine cevap bulamıyorlar. Bulamıyorlar. Bu, bu, biz yani ilim niye öğrenilir? Amel için öğrenilir. Amel etmeyeceğimiz bir ilmi öğrenmeyelim. Bu yüktür çünkü kişiye. Öğrenmesi gerekenler öğrensin. Onların mükellefiyeti de odur. Ama öğrenmesi gerekmeyen insanlar bu tarz arkasına düşmesin. Dolayısıyla o sözünü ettiğimiz cemaat yapısının başındaki kişi ve onun kurması gereken istişari organ bu meseleleri bilmelidir, konuşmalıdır, müzakere etmelidir. Onların vazifesi budur. Hatta biliyorsunuz Osmanlı'da huzur dersleri olurmuş. Evet. Dönemin meşhur alimleri belli periyotlarla Padişah'ın huzurunda belli konuları çok iyi hazırlanarak anlatırmış, o sunum yaparmış. Karşıda da bir e, muhatabı olurmuş onun. O muhatap onun yaptığı sunumu tenkit edermiş. E, bu karşılıklı münakaşalar, münazaralar Padişah'ın da ufkunu açarmış. E, bunu Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu dönemde yaptığı söyleniyor. Evet hocam. Burada tabii son derece bilinçli ve isabetli tercihler yapmak lazım. Yani padişah huzurunda konuyu, meseleyi tartışan kişiyi iyi seçmezse, yahut onun muhatabını iyi seçmezse, evet. o kişiyi yanlış bir yere de götürebilir. Buna dikkat etmek lazım. Dolayısıyla bu müzakereler onlar için olsun olmalıdır, ufuk açar. Ama şimdi bakıyorsunuz. Sokaktaki insan, televizyon seyircisi, internet kullanıcısı veya ne bileyim sosyal medya e, takipçileri her şeyi konuşuyorlar. Her şeyi e, böyle gündemlerine alıyorlar ve çok e, ibretli kalıp bir kısım şeylerle ya kabul ediyorlar ya reddediyorlar. Kalıp düşünceler. O düşünceler sadece... E, oluşturulmuş şeyler, bir kısım enformasyon merkezleri tarafından oluşturulmuş şeyler, o kalıplar bizim bilinçaltımızda altımızda bize e, zihniyetimizi oluşturarak yön veriyor, farkında olmuyoruz biz. Evet. Hocam. E, dün akşam bir internet dersimiz vardı e, Huzem'de. Evet. Hocam. Orada akaid dersi yapıyoruz. Orada aklıma bir örnek geldi tam bu bağlamda. O da, da zikredeyim belki daha belki derslerimizde konuşmuştuk bilmiyorum. Çok meşhur bir meal yazarı ve cemaat lideri diyelim artık maalesef öyle. Çok satan bir meal yazdı bundan birkaç sene evvel Bakara suresinin ilk ayetlerinde Yahudilere hitaben Cenab-ı Hak aynı bir ve salah buyuruyor. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Bu Şahıs yazdığı mealde bu ayeti şöyle meallendirmiş. Direnerek ve dik durarak Allah'tan yardım isteyin. Şimdi e, bir direnme şeyi var. Hani direngezi falan diyoruz. Bir evet. direnme kavramının bir aktüel popüler değeri var. Dik durmak da öyle. Hani cazip dik yani. Dur Tabii popüler bir söylem bu ve cezbediyor kitleleri. Siz bu popüler dili kullanarak iki Temel kavramı İslam'ın iki temel kavramını bombardıman ediyorsunuz. Biri sabır, biri namaz. Yani direnmeyi sabır olarak mı? Direnmek sabır, dik durmak salat. Allah Allah. Bunu da e, öyle bir trajikomik yorumlarla yapıyor ki bu kavramlara sabır ve salat kavramlarından direnme ve dik durmaya öyle trajikomik yorumlarla geliyor ki Saçınızı başınızı yolarsınız. Onlar şu moddalar, şu ruh halindeler. Hoca böyle dediğine göre o onu derinden derine düşünmüştür, ona günlerini vermiştir, araştırmıştır filan da öyle söylemiştir. Bu sonuca öyle ulaşmıştır. İnci yumurtlayan bir şey var. İnci toplamaya geliyor. Yani, yani sanki yani, öyle bir Evet. öyle bir şey evet, var yani. Çünkü evet. kendisi de bunu söylerken mealinin ön sözünde diyor ki öyle. Ayet-i kerimeler geldi ki ben geceler boyu kıvrandım ya Rabbi bu ayetten muradın nedir bana bunu açıkla diye geceler boyu kıvrandım diyor. Ve diyor şu bir gerçektir ki Kur'an kendisine yanlış anlam verilmesini kabul etmez. Ayetlere yanlış anlam verildiğinde Kur'an bunu reddeder, dışarı atar. Böyle dediği zaman da o Anladım. verdiği anlama otomatik bir meşruiyet hatta mutlakiyet kazandırmış oluyor. Yani diyor ki ben bu anlamı verdim Kur'an kabul etti. Dışarı atmadı. Dolayısıyla bu anlam doğrudur. Şimdi böyle zihin oyunları, ucuz söz cambazlıkları vesaireyle popülariteyle bir meal yazıyorsunuz. Düşünün. Hayatın en ciddi işidir, en teknik işidir, en tehlikeli, kritik, riskli işidir Kur'an'a anlam vermek, ayetlere meal vermek. Siz bunu popüler bir dille yapıyorsunuz. Ve kitle buna, buna kapılıyor, çarpılıyor. İşte diyorum o ayet bu yani. Bugünün dünyasına inmiş gibi ayete canlı bir anlam verdi hoca efendi. Ayet bugünün dünyasında yeni bir çağrışımla yeni bir anlam haritasıyla çıktı önümüze. İşte Kur'an'ın ilahi kelam oluş vasfı, evrensel oluş vasfı budur. Her çağa hitap etmelidir Kur'an. Geçmiş dönemlerde birileri buna sabır ve namaz demiş olabilir. Ama bugün direnmek ve dik durmak dediğinizde esas maksat hasıl oluyor. Bugünün dili, bugünün idrakı bunu gerektiriyor. Böyle bir zihni şey var. Ee, savrulmuşluk var. Allah la yakbidul ilme intiza'an yentezi'uhu diye başlıyor. Allah ilmi insanların kalbinden söküp almaz. Velakin kabdil ulema alimleri kabzeder. Alimler ölür. Ondan sonra geriye cahiller kalır. İnsanlar da Cahilleri reis edinir, lider edinir, hoca edinir. Onlara fetva sorar. Onlar da hem kendileri sapar hem soranları saptırır. Şimdi şöyle bir şey oldu Hidayet Bey. Modern dönemde daha doğrusu Osmanlı'nın tarih sahnesinden çekilmesinden sonra... ...İslam'la tarihi e, problemi olan çevreler, ülkeler, dinler... Evet. Müslümanlar üzerinde, ümmeti Muhammed üzerinde çok yönlü operasyonlar yaptılar. Evet. Yani e, yeri geldi ülkeyi fiilen işgal ettiler, pek çok İslam ülkesi. Yeri geldi sömürleş, sömürgeleştirdiler, pek çok Afrika ülkesi, Hindistan, Endonezya vesaire. Yeri geldi fikri işgallerle e, gerçekleştirdiler amaçlarını. Fikri işgal de şöyle oldu: Oryantalistler dediğimiz kitlenin kadronun İslamiyet çalışmaları, İslam hakkında e, ulaştıkları sonuçlar, efendim oluşturdukları daha doğrusu e, neticeler, kurgulanmış neticeler İslam dünyasına bunların talebeleri vasıtasıyla veya kitaplarının çevirilmesi vasıtasıyla İslam dünyasına intikal etti. Özel çalışıldı yani. Elbette. Hangi e, noktaya nasıl bir operasyon yapılacağı Aynı çalışıldı diyorsunuz. Aynı evet hocam. Evet. Yani bir kere... Alimler e, itibarsızlaştırıldı. Evet e, asıldı, kesildi, sürüldü vesaire. İlim müesseseleri kapatıldı. Evet. efendim. Dolayısıyla halkın kafasında İslam algısını dönüştürmek çok mümkün ve kolay hale geldi. Eee hmm. medyayı da kullanarak tabii hocam her türlü mekanizmayı resmi söylem öyle oldu Türkiye'de uzun yıllar boyunca tek parti dönemini düşünün bir imam figürünü düşünün, bir Arapça yazının kitleye nasıl takdim edildiğini düşünün, Arapça ezan okuyan müezzinlere nasıl hitap edildiğini düşünün. Onlar hakkında oluşturulan imajinatif yapıyı düşünün. Arapça Arapça yazıyı gördüğümüz gördüğü zaman insanların direkt kafasında bir çöl ve deve başka bir şey yok yani. Sanki bu bu algı çöl deve evet. ve Arapça üç tane yan yana nokta. Evet. Böyle sarıklı bir, bir, bir... insan ruh yapısı bozuk, şehvetine düşkün, asla güvenilmez insan olarak hala Türk filmlerinde öyledir. İmam tipleri hala öyledir. Kekeme, konuşamaz. Evet. İşte para perest, şehvet perest, ahlaksız, sinsi efendim Batı'daki papaz tipinin 180 derece zıttı. Batı'daki papaz tiplemelerine bakın filmlerdeki papaz tiplemelerine Saygın çok saygın, Bütün çok entelektüel, ya. çok güvenilir, herkes tarafından itibar edilen, asla ve kat'a yalan söylemeyen, kötülük nedir Öz eleştiri yapabilen tabii, tabii öyle. Ama imam tiplemesine bakın Yeşilçam'da ve Türk filmlerinde 180 derece zıttıdır. Hatta şöyle bir haber okumuştum. Geçenlerde Twitter'da zannediyorum muhterem Mustafa Armağan nakletmişti. Bir gazete, 1949-48 o yıllarda belki biraz daha eski. Bilmem nerede, bir ilçede Arapça ezan okumaya kalkan meczup yakalandı. Ha. Meczup. Evet. Arapça ezan okuyorsa ruh sağlığı bozuktur, akıl sağlığı bozuktur. Evet. Bu meczuptur, delidir yani. Anormaldir. Ha. Arapça ezan İmaj yani, evet. Tabii, imajinatif söylem. Dolayısıyla bu ortamda din ve onun kaynakları, dini hükümler, Din hakkında hüküm verecek kimseler yeniden dizayn edildi, yeniden kurgulandı ve yeniden kitleye takdim edildi. Hadis ve sünnetin üstü çizildi, itibarsızlaştırıldı. Hocalar, alimler, fetvalar, mezhepler itibarsızlaştırıldı. Elde bir Kur'an kaldı. İşte o e, operasyonun son aşamasıdır. Çünkü Kur'an daha evvel nakletmiştik burada zannediyorum. E, Hazreti Ali Efendimizin tabiriyle, lأن القرآن حمال ذو وجوه. İbn Abbas hazretlerini haricilerle tartışmaya gönderirken ona Kur'an'dan delil getirme diyor. O da niye sorunca diyor ki çünkü Kur'an çok manalara ihtimalli, çok boyutlu, çok vecihli bir kitaptır. Dolayısıyla bakıyorsunuz bugün herkes kendi fikrini çok rahat Kur'an'a dayandırabiliyor. Yani Kur'an'da aslında sabit bir fıkhi sistem yoktur. Kur'an sadece ahlaki ilkeler verir diyen insan da Kur'an'a dayanıyor. Efendim hadise gerek yok. Kur'an ayetlerinin hükmü bize yeter diyen de Kur'an'a dayanıyor. Yeni bir vahiy aldığını kendisinin de peygamber olduğunu söyleyen kişiler de Kur'an'a dayanıyor. Ne bileyim Ahmediyun, Kadıyaniler, onlar da Kur'an'a dayanıyor. Peygamber, evet. evet ya herkes Kendisini meşrulaştırmak isteyen herkes Kur'an'dan bir dayanak bulabiliyor kendisine. Usulü kaldırınca Tabii, rahat sefer. Eğer, ya bu sefer giriş kolaylaşıyor. Bu kitaptan nasıl istifade edeceğiz? Bu kitap bize nasıl rehberlik eder? Bunun sistemi, metodu nedir? Bu bir ilmi e, formasyon işidir. Bu ortadan kalkınca Kur'an başucu kitabı olunca bir ansiklopedi gibi başucu kitabı olunca Herkes açıyor birebir Kur'an'dan doğrudan ne anlıyorsa Allah'ın hükmü budur diyebiliyor. İşte bunun oluşturduğu bir karmaşa var. Bu karmaşa ortamında da bu bahsettiğiniz arıza ortaya çıkıp kendisine yer bulabilir.